denebilir. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özçen bizlerle birlikte. Batuhan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi konuşuyoruz ya aslında küresel piyasalardaki bu akış devam edecek mi etmeyecek mi? Fed tarafından, yetkililer tarafından gelen daha optimist açıklamalar, daha güvercin sayabileceğimiz açıklamalar. Hatta masanın üzerine artık ne zaman faiz indirimi olur olmaz bunları konuşmaya başladığımız dönemde bir Kasım ayı rallisi yaşayan tahvil tarafı da var. Küresel piyasalarla başlayalım mı? O halde nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz önümüzdeki sürece dair? Daha sonra gelişen ülke varlıklarını akımında değerlendireceğiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi 1 Kasım'daki Fed toplantısından sonra piyasalar gerçekten Fed'in önümüzdeki dönemde çok hızlı hareket edeceğini fiyatlamaya başladılar. Burada da ABD tahvil verim eğrisine baktığımızda çok hızlı bir şekilde aşağı geldi. Yani bir ay önce yaklaşık %5'lerde olan ABD 10 yıllıkları bugün itibariyle %4.28'lere gerilemiş durumda. Faiz indirimleriyle ilgili tahminler ise 2024'te şu andaki 5.25 aralığından benim gördüğüm en radikal indirim tahmini %2.75-3 aralığına çekeceğini 2024 sonunda. Bu da tabii ki çok ciddi bir indirim manasına geliyor. Burada birkaç tane önemli faktör var. Enflasyon verisi aslında bunu destekler konumda. Ama diğer taraftan da baktığımızda dün ABD'de 3. çeyrek revize büyüme rakamları geldi. 3. çeyrekte ABD ekonomisi %5.2 büyümeye devam etti. O yüzden Fed bence biraz daha temkinli davranmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum açıkçası. Düşünülen ya da endişeleri sebep olan resesyonla ilgili henüz çok ciddi bir işaret gözükmüyor. O yüzden acaba gerçekten piyasaların beklediği gibi Nisan-Mayıs aylarında bir indirime gidecek mi? Benim kafamda bir soru işareti açıkçası. Peki şimdi hal böyle olunca elbette tabii gelişen ülke varlıkları nasıl etkilenecek? Bundan sonra süreçte potansiyel yaratan ülkeler hangisi olacak? TL varlıklar bu rekabet içerisinde nerede konumlanacak gibi beklentiler de var. Şimdi evet orada daha net bir resmin görülmesi gerektiğini söylüyorsunuz ama gelişen ülkeler 2024'de nasıl hazırlanıyor? Çünkü bir erken faiz artırımı yapıp bitiren, noktalayan ülkeler grubu var. Bir de geç kalmış henüz faiz artırımı içerisinde olan ülkeler de var. Bir avantaj yaratır mı? Şimdi baktığımızda aslında tüm dünyada enflasyonda bir gerileme sürecine girdiğimizi görüyoruz. Yani bizim en büyük karşılaştırdığımız ülkelerden bir tanesi Brezilya'dadır. Brezilya'da enflasyon %5'ler, en yüksek zaten %12 olmuştu. %5'lere gerilemiş durumda. Ama tüm ülkelerde açıkçası bir gerileme görüyoruz. Doların zayıflaması tabii ki gelişmekte olan ülke piyasalarının önünü açıyor. Yalnız buna bir son 10 yıllık perspektife bakarsak yani 2013'te gelişmekte olan ülkelerin biraz kaderi değişti hatırlayacaksınız. Bu son 10 senede gelişmekte olan ülkeler maalesef kalıcı bir fon akışı sağlayamadılar. Bu dönem içinde belli yıllarda senenin belli dönemlerinde akışların kuvvetlendiğini gördük ama kalıcı sermaye girişleri maalesef olmadı. 2024 buradaki tabii en önemli faktörlerden bir tanesi de burada 3 ülkenin çok önemli bir ağırlığının olması. Çin, Tayvan ve Kore buralara önemli girişler olmadığı zaman maalesef rakamlarda kayda değer bir değişme olmadığını görüyoruz açıkçası. Ama ben bu sene Brezilya öne çıktı. Biz de seçimlerden sonra yapmaya başladığımız ekonomideki doğru adımlarla birlikte para çekmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Hafif hafif işaretleri var.
Kasım ayında ilk defa Ağustos'ta Temmuz ayından sonra ilk defa hisse tarafında yabancıda giriş göreceğimizi ben düşünüyorum. Rakamlar bunu zaten teyit ediyor açıkçası. Tahvil tarafı bu sene enteresan. Uzun yıllardır Türk tahvillerine hiç bakmayan yabancı yatırımcılar yavaş yavaş burada yatırım pozisyonu almaya başladılar. Özellikle 5 yıllıkların olduğu seviye itibarıyla yabancılar eğer enflasyon önümüzdeki dönemde gerçekten hedeflenen gibi düşmeye devam ederse ciddi sermaye kazançları elde edebileceklerini yavaş yavaş düşünmeye başladıklarını söyleyebilirim. Evet, şimdi Borsa İstanbul görüntüsüne gelelim mi o halde? Borsa İstanbul tarafında, çünkü tahviller tarafında TL varlıklarda bir alımın geldiğini görüyoruz. Ama bunun Borsa İstanbul'a flow edebilmesi açısından günü düşüşle tamamladı. Dün yine bakıyoruz %1'in üzerinde. 8000 puan kritik oldu orada aslında. 8009 seviyesinden de kapattı. Şimdi Borsa İstanbul'un neye ihtiyacı var? Batuhan Özşahin, yani nasıl değerlendirirsiniz bundan sonraki süreçte? Çünkü hakikaten rekabet edebilecek çok güçlü bir enstrüman TL mevduat çıktı. Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'u ne yeni zirvelere götürür? Şimdi iki faktör var tabii ki. Birincisi makro görünümün düzelmesi. Biz bunu yaşadık açıkçası. Daha doğrusu makro görünümün düzelme potansiyeline bet eden bir piyasa vardı seçimlerden sonra. Yani bunu da destekleyen şirket karlarındaki büyümeler oldu. Zaten hani ikiye ayırmak lazım bence borsadaki yükselişlerin temel sebebini. Birincisi genel riskin azalması. İkincisi de dediğim gibi şirket karlarının büyümesi. Şimdi şirket karları açısından o kadar avantajlı bir döneme girmiyoruz 2024'te. Bunu kabul etmemiz lazım. Birincisi enflasyon düşüyor olacak. Geçen seneye göre finansman maliyetlerinin oldukça arttığı bir sene olacak 2024. Çünkü TL kredi faizleri oranları çok yükseldi. O yüzden burada bizi destekleyecek olan açıkçası kredi şirketlerin karlarının büyümesi olmayacak. Burada makro taraftaki aldığımız kararların, bu zor kararların açıkçası ekonomiyi yavaşlatacak kararların uluslararası piyasalardaki yatırımcılar tarafından yeteri kadar güvenilir olup olmadığı olacak. Ben de ama açıkçası dün Merkez Bankası Başkanı'nın tekrar TL varlıklarla ilgili güven verici açıklamaları vardı. Biz bu konudaki duruşumuzu devam ettirirsek ülke olarak ve ekonomi yönetimi olarak açıkçası yabancı sermaye girişinin 2024 başında daha ciddi olarak görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Peki şimdi bu yabancı sermaye girişi o halde geçmiş yıllardaki benzer şekilde mi olur, sektörler bağlamında bakacak olursak biraz değerlendirelim mi 2024'de? Bankalar tarafını nasıl görüyorsunuz? Holding tarafını nasıl görüyorsunuz? Eğer yabancı bir pozisyonlanma göreceksek bu bağlamda bu iki sektörü nasıl değerlendirirsiniz 2024'e dair? Bankacılık sektörü son 1-2 haftadır açıkçası ciddi bir girişin olduğunu görüyoruz. Özel sektör bankalarının. Onu söyleyebilirim. Tabii bankacılık sektörünün hem avantajları hem de dezavantajları var Türkiye'de. Çok fazla regülasyonun olduğu bir sektör bankacılık sektörü. İşte bu enflasyon muhasebesi konusu hakkında bile bence aslında uygulanmayacak olması bankalara belli bir dezavantaj getiriyor. Yani diğer şirketler, sanayi şirketleri uygulayabilecekken. Bu da nasıl bir dezavantaj? Tabii ki daha fazla vergi vermelerine sebep olacak bankaların. Enflasyondan arındırılmış olarak baktığımızda bile, açıkçası o rakamlarla baktığımızda bile Türk bankalarının uluslararası benzerlerine göre pahalı olmadığını görüyoruz. Yani tabii ki şimdi biz normal Türk muhasebe standartlarına göre olan karlarına baktığımızda 2,5 fiyat kazançlarda işlem görüyorlarmış gibi gözüküyor. Ama enflasyon faktörünü aradan çıkardığımızdan büyük ihtimalle bu rakam daha çok %5-6 gibi bir 5-6
Times'a geliyor olacak açıkçası. Ama bankalar Türkiye'de iyi yönetiliyorlar. Yabancı yatırımcılar da her zaman ilk geldiklerinde bu iyi yönetilen şirketlerde yer almayı tercih ediyorlar açıkçası. Onun dışında da baktığımızda ben BIST 30 şirketlerinin yabancı ilgisi açısından daha avantajlı olacağını düşünüyorum 2024 yılı içerisinde. Peki burada bir tarafta da aslında Borsa İstanbul'da son olarak TL'ye, yani burada swap kanallarının açılması mı gerekiyor, yoksa hakikaten Sayın Erkan da dedi ya, TL'ye geçiş zamanı gelmiştir, yabancı parasını bozdurup mu girecek? Nasıl bir yolla girmesini bekliyorsunuz? Şimdi geçen enteresan Merkez Bankası'nın yayınladığı, yabancı yatırımcıların her perşembe günü yayınladığı datada geçen hafta aslında dikkat çeken bir faktör vardı. Tahvil alımlarının yanında 1 milyar dolarlık da bir repoya giriş vardı. Ben açıkçası yavaş yavaş swap kanallarının da açılabileceğini düşünüyorum. Burada da bir sorun da görmüyorum açıkçası. Hı-hı. Siz aslında işlemleri yapmanız gerekenleri doğru yaptığınızda Türk lirasına karşı bir spekülasyon olup olmamasından korkmuyor olmanız gerekiyor. Biz de son birkaç sene, daha doğrusu baktığımızda çok aşırı bir kredi büyümesi vardı. Bu kredi büyümesinin kendini bulduğu yer ise maalesef dövize yarattığı talep ve cari açıktı. Şimdi bunlar adres edildiği için bence swap, evet, kanalları açılmasında bir problem görmüyorum ben. Peki. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşen, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için ve Ata Portföy ailesine güzel de bir seans günü diliyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.